Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayr ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel yedi yedi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûr muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bissenedil muttasil ya nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ enkehal veliyâni fehuve lil evveli minhüme. Ve izâ bâ'ar racülü bey'an min raculeyni fehuve lil evveli minhüme. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmeinin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İzâ bâted-dayfu mahrûmen bir hadis daha. İzâ bâted-dayfu mahrûmen. Misafir ziyafetten mahrum gecelediğinde fahakkun alel müslimine nusratu, diğer müslümanların ağırlanmayan, verilmeyen müslüman hakkını alıvermede ona yardımcı olmaları haktır. Ne demek bu? Evet. Eve misafir geldi mi ikram edeceksin. Eskiden bu çok önemliydi. Çünkü otel yoktu. Çöl, dağ başı. Öyle yardımcı insanlar da yok. Geliyor adam aç, susuz. Gelmiş misafir olmuş. Tanrı misafir diyorsunuz ya siz. Gavur bile olsa. Yedir içir. Müslüman olunca zaten Müslümanlık kardeşliği var. Özellikle yedir pişireceksin. Adam cimri, yedirmedi mi yanındakilerin diyor misafirin hakkıdır diyor. O ev sahibinden yemesi içmesi yardımcı olup hakkını alıversinler. Yedirsin içirsin. Yedirmiyor, zorlasınlar onu. Diyorlar ki bu Müslümanlığın ilk dönemlerindeydi. Bazı alimler şimdi yürürlükten kalktı diyenler var ama mecburi olmasa bile, çünkü otel var, şimdi oteller var, nereye gitseniz oteller var, nereye gitseniz telefon var, aç kaldım, sus kaldım, kimse gitmese devlet gidiyor, dağın başında mahsur kalan herifi alıp kurtarıyor. Artık çok bunlar ilerledi. Peygamberimiz bunu emretmiş, bakın bu hakkı vardır diyor, mecburen alacak hakkını, acından ölmeyecek o misafir. O devir geçti desek bile misafir 10 rızkıyla gelir. 10 rızıkla gelir. Hadis-i şerif bu. Birini yer, 9'unu bırakır. 1. Misafire ikram eden kazanır. 1'e 9. Bir yediriyor, 9 kazanıyor. Böyle kazanır. Para, mal bakımından. 2. Misafir evden giderken
ikram eden ev sahibinin günahlarını da götürür. Yani kendi omuzuna alıp giymez. Sildirir, affettirir. Allah affeder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfahu. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran evliyasmut. Allah'a ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya sussun. Evet. Ya hayır söyle, çünkü hesabını vereceğiz her kelimenin. Ya sus. Evet. Gene men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim carahu. Komşusuna iyi davransın, ikram etsin. Böyle imana bağlıyor misafire ikramı. Bu müjdelerin yanında mümin olduğunu ispat etmiş olur. Evet, şahsen ben bunun canlı örneğiyim. Avukatlık yaptığım sıralarda arkadaşlar topluca gelirlerdi. Ben onlara kebap yedirirdim. Onlar giderdi, arkasından bol paralı dava gelirdi. Onun için biriler gelse de kebap ısmarlasın diye bakar dururdum. Çünkü onlara yedireceğim 50 liralık kebap 50 bin liralık dava gelirdi. Çok davalar gelirdi. Şahsen yaşamışım. Hep siz de bilirsiniz. Misafire ikram eden cömert olanı Allah sever, günahını affeder, bol verir. Fazladan verir. Şimdi bir daha misal vereceğim. Çok zengin bir adam. Çok da cömert. Misafir geldi mi hiç evinden misafir eksik olmaz. Öyleymiş. Dermiş ki hanım ya, bıktım ya bu paradan, maldan. O kadar çok. Sofrada yemek yerlermiş. Ekmek kırığı düştü mü böyle bir bir aklarmış ekmekleri. Sofra temiz. Müslüman temiz sofra koyar. Hiç artırmazmış, çöpe atmazmış. Misafir geldi mi deli olurmuş, uçarmış, sevinirmiş. Daha çok kazanırmış. Saymakla tükenmeyecek kadar ne serveti gene gelirmiş. Evet, demişler ki ona. Maldan mülkten yıldıysan misafiri ikram etmeyi kes. Bu ekmek kırıklarını çöpe at. Evet. Olur mu demiş. Olur mu? E olur mu? Hep zengin olacaksın. %100. Deyin şekertüm de ezidenneküm. Nimete şükrettikçe Allah diyor, yeminle söylüyor. Çok vereceğim diyor. Çok vereceğim diyor. Ayet bu. Evet. Nimete şükür. Allah vermiş bana. Buyur arkadaş. Beraber yiyelim içelim. İkram. Nimete şükürdür. Paran çok. Adam kıvranıyor. Kız evermiş, oğlanı evermiş. Dükkan açmış, kıvranıyor. Al arkadaş. Ne kadar zaman istiyorum? Al işin gör, sana verirsin. Nimete şükürdür bu. Yardım etmek. Allah daha çok verir. O hocam, alan adam nerede öyle? Üstüne yatıyor. Olsa bile sen Allah'tan bekleyeceksin. Hep dünyada lazım değil ki sana mal mülk. Alacak hep dünyada lazım değil ki. Esas öbür tarafta. Esas öbür tarafta. Böyle edenleri Allah öbür tarafta yürüyün doğru cennete diyecek. Okuduk işte hadisi. Bundan evvelki hadiste. Evet. Şimdi misafire ikram dedik ya, çok makbul. Misafirlik konusunda Efendimiz hepsinin üstünde de geçmiş peygamberler arasında İbrahim peygamber çok şöhret bulmuştur. İbrahim peygamber çok zenginmiş. Vadiler dolusu koyunu, devesi, sığır sürüsü varmış. O kadar çokmuş ki kurt kuş yemesin koyunları diye köpek beslenir. Bu köpek beslemek caiz. Kurt kuş yemesin diye. O kadar çok şey ki, zengin ki köpeğe tasma takarlar.
kurtla savaşırken boğulmasın diye demir takarlar boynuna ki boynunu sıkmasın kurt veya bir başka köpek. Demirden halka yaparlar. Böyle sivri uçlu. O altından yaparmış bu halkaları. O kadar zenginmiş. Sürü köpeklerinin bile halkası altındanmış. Parasının hatta hesabı yok. Şimdi şeytan tabii imtihan ediyor. Eyüp Aleyhisselam da öyle zenginmiş. Şükür, 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 şükür ettikçe çoğalıyor. Demiş ki neye şükrediyor bu Eyüp? Parası çok da ondan. Allah demiş deneriz. Sağlığını almış biliyorsunuz. Yatağa düşmüş. Paraları, malları uçmuş. O yine şükür, şükür. Şeytan gelmiş, ulan demiş. Niye şükrediyorsun? Bir karıya esir oldun. Ara bire kalkamıyorsun. Beş kuruşun yok, yiyecek lokman yok. Hala şükür. O yine şükür, şükür. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Bir isteğin var mı? Hiçbir isteğim yok demiş ama şu melun geliyor beni rahatsız ediyor demiş. O gelmesin. Evet, imtihanı kazanmış. Eyüp sabri diyorsunuz ya. Sonra güne büyük servet sahibi olmuş. Peygamberlik, zenginlik, peygamberliği bir engel değil. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatacağım ben. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam gelmiş, deneyecek onu. Cebrail Aleyhisselam demiş bu defa İbrahim Aleyhisselam için. Çok malı var da ondan şükredip duruyor. Cenab-ı Hak demiş imtihan et o zaman hadi git. Gitmiş perişan bir adam kılığına girmiş. Varmış. Demiş ki günlerdir lokma girmedi mideme. Yalan değil melekler yemez çünkü. Yalan söylemiyor. Lokma girmedi mideme. Malım mülküm yok. Melekli mal mülk mü olur? Perişanım. Ne olur Allah aşkına bana yardım et. Bir Allah de demiş. Şu demiş bütün malımın yarısı senin olsun. Allah demiş yarısı senin. Demiş ki bir daha Allah değilsen demiş. Kalan yarısı da senin olur. O da Allah demiş. Rahat hepsini vermiş malının. Bir daha Allah değilsen demiş. Beni de demiş köle olarak alabilirsin. Bir daha Allah demiş. Boynu uzatmış İbrahim Aleyhisselam. Tak demiş ipi. Çek götür beni sat. Demiş yahu. Vallahi demiş Halilur Rahman'mışsın be. Ben Cebrail'im yahu demiş. Para lazım değil. Ben senin imtihana geldim. Ya bütün servetini bir Allah demeye borçladın. Bir de kendi köle yaptın. Demiş ben onun gerçek sahibi değilim ki. Allah verdi. Ben emanetçiyim demiş ya. Balın hakiki sahibi ben değilim ki. Emanetçiyim. O gözle görüyor. Şimdi ben demiş Cebrail'im para istemem. Köle mele bana gerekmez. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben verdiğim sözden dönmem. Alacaksın malımı. Beni de köle götüreceksin. Başlamışlar kavga etmeye. Alacaksın hayır verme. Allah buyurmuş ki Cebrail Aleyhisselam'a ısrar etme demiş. İbrahim o Halil'im o benim. Verdiği tükürdüğü tükrüğü yalamaz. Verdiği sözden dönmez. E sana da mal mülk lazım değil. İbrahim demiş Halil'im benim. Vakfet demiş malını mülkünü. Halilur Rahman vakfı. Ama şimdi Yahudilerin elinde. Hala devam ediyor. Bu İbrahim Aleyhisselam bir misafir geldiği zaman Kur'an'da da var. Kuzu kesermiş, kebap yaparmış. Kur'an'da var. Lüt kavminin helakine geldiklerinde kuzu kızartmış. Buyurun demiş. İnsan kılığında geliyorlar. Melek yemez ki. Yememişler, korkmuş o zaman. Çünkü putperestlere karşı azılı, o zamanki Yahudileri kastediyorum. Şimdikileri ben bilmem, siz benden iyi bilirsiniz. O zamanki azılı zalim Yahudilere karşı hak dava mücadele açmış. Suikaste mi geldiler acaba diye. Evini almış yememişler çünkü ikram yemiyor. Yok demişler korkma.
Biz meleğiz. Lütfün kavmini batırmaya geldik. Biz yemeyiz. Oh demiş o zaman, rahatlamış. Ama demiş Lüt demiş iyi insandır. Yok demiş, biz ona bir şey yapmayacağız. Bu hainlere yapacağız. Korkma. Akrabası çünkü. Neyse bu Cenab-ı Hak ona vahyetmiş. Her gelene bir kuzu kızartıyor. Ey İbrahim, misafire ikram etmedin. Kuzu az gel demiş. Koç kesmiş. Çok zengin ya. Koca koçu kesiyormuş, kızartıyormuş. Buyur. Gene Allah vahyetmiş ona. Buhari Müslim hadisi bu. Ey İbrahim, misafire ikram etmedin. Koç da az geldi. Koca sığır kesiyor. 400-450 kiloluk biliyorsunuz tosunlar var. Onları kesiyor. Koyuyor önüne. İbrahim, misafire ikram etmedin. O da az geldi diyor. Bir deve ıhtırıyor. Yine vahyediyor Allah ki İbrahim, misafire ikram etmiyorsun. Deveden büyüğü yok diyor, düşünüyor. Yolum yanlış diyor. Bu sefer gelen adama sofrayı kendi kurduruyor. Kendi kuruyor. Elini kendi yıkadıyor. Havluyu kendi tutuyor. Yatağını kendi ediyor. Vahiy geliyor ki İbrahim, şimdi misafire ikram ettin. Misafire ikramın en güzeli kendin hizmet etmektir. Bu hadisten onu anlıyoruz. Evet, bu misafirin aslında ikram hakkıdır. Bunu bil. İki, ikram edersen çok alırsın, günahların silinir. Onu da bil. Cenab-ı Hak bizi cömert, sahih, misafiri seven kullarından eylesin.